Bunlar şuna benzer. Tanzimat'ın ilanında Mustafa Reşit Paşa, 33 dereceli mason, Mustafa Kemal 3 derecede Vedat Ali Hocası'ndan Selanik'te yüzbaşı iken kovulmuş. O herif 33 derece. Ama Tanzimat fermanında birkaç adım attı. Gayrimüslimlerin Müslüman kıyafetiyle dolaşma yasağını kaldırdı. Gayrimüslimin devlet hizmetine kabul edilmemesi yasağını kaldırdı. Gayrimüslimin Müslüman aleyhine şahitlik yapamaması yasağını kaldırdı. Böyle 3-5 adım attı. Ama o adımları atmak Mustafa Kemal'in hilafeti yıkmasından daha mühim. Çünkü o başlangıç. Çünkü o günün şartlarında o azı yapmak, Mustafa Kemal gibi ben Yunan'dan sizi kurtardım, hayatınız mematınız bana ait demek durumunda bir adam değil. Burada nadan çok, beni tepe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi, ne hilafet yıkılırdı, ne şeriat kaldırılırdı, ne medrese lav edilirdi, ne hocalar asılırdı, hiçbir olmazdı. Buna inanmayan, Yunanistan'da bir şeriat mahkemesi var. Orada Yunan'ın esiri olan Müslümanlar için. Sizin içinizden birisi desin ki ahval-i şahsiyeye müteallik vesail için. Hiç olmazsa ihtiyari, talebe bağlı, isteyen şeriat mahkemesine gitsin. Diyebilir misiniz? Anayasaya layıklık konmasın diyen adamı nasıl boykot ettiler? Nasıl hakaretlerde bulundular görüyorsunuz. Bizim gavur elin gavurundan daha şiddetlidir.